Geçtiğimiz hafta sonu Muğla'ya adeta kabus yaşatan orman yangınları vatandaşları olduğu kadar Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerini de telaşlandırmıştı. Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım geçtiğimiz cumartesi günü Seydikemer, Fethiye, Dalaman ve Marmaris'in Aktaş mevkiinde çıkan yangınlara nasıl müdahale ettiklerini anlattı. Seydikemer ilçesi köyündeki çıkan yangın ilk yangınımız orada soğumluydu ve gerçekten çok aşırı hızlar vardı. Rüzgar etkisi ilerledi, hızla büyüdü ve köyler, oradaki mahallelerin birini, köy evlerini terk etmeye başladı. Tedbirlerimizi aldık. Orayı 200 saat gibi kısa bir sürede o rüzgara rağmen ve çok gençlik sahası olmasına rağmen, yani hızlı büyümenin eğilimde olan bir orman yangını olmasına rağmen 200 saat gibi kısa bir sürede arkadaşlarımız yani büyümeyi, işin alevini söndürdüler. Korkma çalışmaları geçtiler. Orada bir canlı mal kaybı olmaması bizim için güzel bir sonuçtu. Yaklaşık 30 hektarda orayı kapattık diyebiliriz yani. Yıldırım aynı gün Fethiye'de de bir yangın çıktığını ve yine rüzgarın etkisiyle alevlerin şiddetini artırarak müdahale işlemlerini aksattığını söyledi. Orayı da Fethiye ekiplerimizi oraya intihar ettirdik. Orayı da 8-10 hektar civarında bir alanda yakaladık. O da aslında çok tehlikeli riskli bir yerlerinde. Onu da küçük bir şey atlattık. Yıldırım ayrıca Fethiye'den sonra da Dalaman'da bir alanda yangının çıktığını ve bu bölgeye de alevleri bir an önce söndürebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Dalaman yangınına geçtik, gece saatlerinde saat 2.30-3 civarlarında oradaydık. 1.40 gibi çıktı yangın. O yangın çok hızlı gelişti. İntibarlar çok olumlu değildi. Yani çok hızlı gelişiyor ve aşırı rüzgar var. Ve etrafında da gençlik sahaları olduğu için çok fazla büyüme meyilinde bir yangında ve orman arazisi içerisinde tapulu arazilerde konuşulan evler vardı. Özellikle yabancı turistlerin maliki olduğu evler de olduğu söyledi. Hatta şu evleri boşaltma durumu kaldı. Canlı mal güvenliğinden endişemiz vardı. İnşallah canlı kaybolmaz diye tepki almaya çalışıldı. Sayın Valimiz bize intikal etti. Aynı anda günün dünümüz burada bulunduğu için Fethiye'deydi. O da geldi gece saatlerinde. Hep beraber yangını gün ışığına kadar elimizden geldiği kadar müdahale edip kontrol altına tutmaya çalışırken yaklaşık 11 helikopter, 3 uçak var ilk etapta. Daha sonra bir helikopter, bir uçak daha geldi. 12 helikopter, 4 uçakla yangına hızla müdahale ettik. Kendi idare helikopterimizle Mekule'yi havadan organize ettik. Çok tehlikeli olan, riskli olan bir yangını 250 hektar civarında bir alanda yakalamak bize göre başarılıydı. Marmaris'te Yalancı Boğaz diye bilinen Aktaş mevkiisinin geniş bir ormanlık alana sahip olması nedeniyle riskli bir bölge olduğunu söyledi. Aslında büyüme olabilecek bir alanda arkadaşlarımız da orayı da kapattı. Küçük bir şekilde kapattığı için çok önemsiz gibi görünüyor ama aslında önemli bir yangın burada. Yıldırım son günlerde hava sıcaklıklarının artması ve kuzey rüzgarlarının sıcakla birlikte şiddetlenmesi sonucunda orman yangınlarının tehlike arz ettiğini söyledi. Özellikle iç kesimlerde yani yağmurlar vesilesinde kuzey rüzgarları dediğimiz biraz yani kurtucu rüzgarlar aldığı için hızla yangın gelişme seyrediyor. Bu da son 3 günde bu çok üst düzeyde riskliydi havalar. Tekrar bu alanları biz zaten aynı yer içerisinde hemen temizleyip aynı yer içerisinde tekrar yeşillendireceğiz inşallah. Yıldırım geçen hafta Muğla'ya çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın geldiğini ve kendisine helikopterle bölgeyi gösterdiklerini söyledi. Bakanımızın 2007 yılında çıkan kenardaki büyük yangındaki kendilerine diktiği fidanların şu andaki durumunu gösterdik. Basın mensupları bunu gözlemledi. Gerçekten 2007 yılında çıkan yangında Sayın Bakanımız Mayıs ayında çıkan bir yangını Aralık ayında kendisi törenle katılmış ve ilk bakan olduğu sıralarda fidan dikim törenine gelmişti. Şu anda kendi diktiği fidanlar iki insan boyu VSC'ne bir 3-4 katı civarına ulaştı. Orman yangınları konusunda çok hassas olduklarını belirten Yıldırım, çıkabilecek herhangi bir yangına karşı hazırlıklı olduklarını söyleyerek, arkadaşlarımız çok sıkı çalışıyor dedi. Yani biz de aslında korkmuştuk ama bu kadar iyi bir şeyde tutmamızın en büyük etkeni
arkadaşlarımızın özverili çalışması ve hava araçlarımızı aktif bir şekilde sabahın ilk saatlerinde kullandık ve rüzgarı da hafif tutmasıyla kendimleri kontrolünü aldık. İnşallah böyle bir afet bile yaşamayız. Çok fazla yok. Ama ihmal ve dikkat sistemleri olduğu için vatandaşlarımızın aracılığı tekrar uyaralım. Yine bu sıcak günler devam ediyor. Tehlikeli riskli günler devam ediyor. Bu konuda daha dikkatli olmalarını sizin aracınızı uyarmış olalım. Piknik ateşlerine dikkat etsinler, tarla temizlemesinler, sigara ateşlerine dikkat etsinler. Yangına sebep etmeyecek herhangi bir faaliyet yapmasınlar. Yani şöyle iki ay daha kritik dönemimiz devam edeceği gerekiyor. Meteorolojik uyarılar bunu gösteriyor.